Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Merhaba ikizler burçları. Bu ay sizi neler bekliyor? Yani tabii ki Temmuz ayı neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanına birazdan bakmaya başlayacağım. Göksel olarak ikizler burcunu aslında neler bekliyor? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bayan ikizlerin özellikle çok fazla yolculuk plan yapacağı bir ay. Erkek ikizler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz daha iş konularının daha yoğunlaşacağı bir döneme girdikleri görünüyor. Tabii ki bayanlar için de aynı şey geçerli. Yoğunluklu olarak iş konularına kafa yoracağınız, iletişiminizin yüksek olduğu, dengeli olduğunuz bir ay aslında sizi bekliyor. Güzel açılar aldığınız gezegenler var. Bir kere Satürn'ün sorumluluk alma, aldığınız sorumluluğu yerine getirme ve bunlarla ilgili olan hak edişlerinizi alacağınız bir ay olarak da değerlendiriyorum. Şöyle biraz daha açılarınıza baktığım zaman güzel açılarda neler var dersek şanslı olduğunuz, özellikle iş konularında şanslı olduğunuz bir ay da denebilir sevgili ikizler. Şimdi bir de falımızı açalım ve falımızda neler var? Bu ay sizleri neler bekliyor? Aile, iş, sağlık konularında diye anlatmaya başlayalım. Tabii ki de aşk. Aslında şöyle aşk konularına harita üzerinden bakacak olsak, aşk konularında zaman zaman tıkanmalar olabilir. Bir de buradan değerlendirelim bu konuları. Şimdi sağlık konularını önce söylemek istiyorum. Nedense sizde sağlık direkt ilgimi çekti. Taşlara dikkat. Safra kesesi olabilir. Böbrekler olabilir. Küçük küçük taşlar görünüyor burada. Sağlık konularında vücudunuzda oluşabilecek taş ya da tıkanıklıklara dikkat ediyoruz bu ay diyorum. Bunun haricinde bakıyorum. Göğüs ağrısı dikkat edin, üşütmemeye dikkat edin. Özellikle araba kaynaklı üşütmeler dikkat edilecek konular olarak çıkıyor. Yani bu klimadan çarpılmayın anlamına da geliyor aslında, hemen yanındaki o görselde onu ifade ediyor diye düşünüyorum. Şimdi iş ortamları ile ilgili de hemen başlamak istiyorum. Direkt burada iş ve arkasında da iş yazısını görüyorum ben. Direkt arkasında da bazı konular var. Şimdi üzerinde bulunduğunuz işte birlikte çalıştığınız bir kişi görünüyor. Bu kişiyle omuz omuza vermek istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi çok dengesiz ve bilinmez çıkıyor. Bu bilinmezlik sizi biraz bu ay yorabilir. Karşınızdaki kişinin size tavırları, davranışları zaman zaman sizi rahatsız edebilir. Neden? Çünkü bulunduğunuz ortama sanki alışmaya çalışıyorsunuz. Bu alışma sürecinde karşınızdan bir destek bekliyorsunuz, ya bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz, ya bir şeyler size göstermesini istiyorsunuz ama bu kişi size yakın davranmıyor, biraz dengesiz bir insan. Bu kişi sizi zaman zaman rahatsız edebilir. Sırtımdaki yükü ben nasıl boşaltabilirim düşüncelerine kapılabilirsiniz. Ama sağ yanınız çok açık, yani önünüz çok açık. O vermese de siz bu bilgilere ulaşacaksınız ve işinizde ilerlemeye devam edeceksiniz. Çevrenizden de insanlar bir müddet sonra, özellikle Temmuz'un sonuna doğru, sizin vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını almanız gerektiğini size dille de ifade edecekler. Çevrenizde bu değişik olan insan haricinde çok güzel insanlar var. Gözlemliyorsunuz, bakıyorsunuz, keyifli zaman geçirmeye çalışıyorsunuz iş ortamında. Ve aslında bu ayın 15'inden sonra da çok daha keyifli süreçleriniz olacak. Bir para beklentisi içerisinde olan ikizler için şunu söyleyebilirim. Sanki bir alacağınız var. Güzel bir alacak ve de büyük bir para olarak duruyor. Böyle bir yere sıkışmış kalmış. Sanki böyle oradan çıkması için bir süredir bekliyorsunuz. Ama beklentileriniz cevap bulmamış. Hani ha geldi ha gelecek dediğiniz bir para. 8 rakamının olduğu bir tarihte. Şimdi 8 hafta demek istemiyorum. 18, 8, 28'inde elinize geçecek olarak görünüyor. Umarım geçer. Burada bir yardım almanız gerekiyor. Yalnız bir kişiden bir yardım alacaksınız ve bu tıkalı olan alacağınız parayı almak için bu kişinin de yardımıyla bu konuyu çözebilirsiniz. Ondan sonra çok geniş, çok ferahlayan, böyle çok genişleyen bir aydınlanmanız var. Hatta bu para konuları çözüldüğü zaman da bir adak görünüyor. Bir adağınız da olabilir ve iki sevinç gözyaşınız var. Sizin yanında bu konuya çok sevinen bir kişi daha görünüyor. İş konularında 20'sinden sonra bir yol planı yapılabilir ama biraz engebeli bir yol. Yani öncesinde karar verip işle alakalı bu yola gideceğim ama sonrasında vazgeçip sonrasında tekrar aynı yol için niyetlenebilirsiniz.
Ön açık ve aydınlık sizi engelleyen farklı şeyler var zannedersem. Eğer bir iş gezisi düşünüyorsanız aslında işin sonuçlarını da düşünüyorsunuz tabii ki. Güzel, gelecek vadeden bir konu olarak duruyor. Biraz bu parayla para alacağınızla alakalıysa bence koşa koşa gidin çünkü ön açık duruyor bu alacağında. Şimdi yeni başlangıçlar da var burada iş görsellerinde. Dediğim gibi genel olarak baktığım için herkesin hayatında belirli kesimler çıkar falda. Şimdi burada da mesela bir kişi arkasında ailesinden iki kişinin desteğini alarak bir yola girmeye çalışıyor. Bir iş yoluna girmeye çalışıyor. Sanki yeni başlangıçlar yapmak istiyor. Burada önünde insanlar hep ona bir şeyler söylüyorlar. Sanki söylenen her şeyi ciddiye alarak çok fazla kafanıza takacaksınız. Aslında takmamanız gerekiyor ama siz takılacaksınız. En doğruyu, en güzeli öğrenmek için biraz kendinizi sıkacaksınız. Bir sınavınız var. Aileden destek alıyorsunuz. Sıkıntılı geçeceğini düşündüğünüz konular aslında bir 10 gün. 10 günden sonra rahatladığınızı görüyorum. Hatta yönünüz tamamen gelecek odaklı olacak. Elinize almış olduğunuz işi böyle elinizle sanki böyle iğne oyalar gibi tığ yapar gibi ya da böyle ince ince oyarak düzgün düzgün yaparak yolunuza devam edeceksiniz. Yani bu ay İkizler Burcu olup da yeni bir iş başlangıcı yapacak olanların önünde güzel, hayırlı süreçler vardı diyebiliriz. Benim iş yerinde rahatsız olduğum bir insan var diyen bir İkizler Burcuysanız, bu kişiyle 10 günlük süre içerisinde diyelim biz bunu aslında, 10 gün sonra ya da diyelim, böyle ufak tefek atışmalarınız olacak ama Temmuz'un 10'undan sonra böyle biraz artık iyice zıtlaştınız. Böyle sırtınızı birbirinize döndüğünüz bir 5 gün var önünüzde. Bu kişiyle siz şöyle çok güzel bir hesaplaşacaksınız aslında. Bir tartışma, bir kavga durumu var. Bu kavga aslında iki tarafın da sizin de karşınızdaki kişinin de bazı gerçekleri görmesine sebebiyet verecek. Siz bugün ben bu adamın yüzüne bakmak istemiyorum diyorsunuz ama ay sonunda bu insanla el ele vermiş birçok konuda uzlaşmış çıkıyorsunuz. Bugün için iş hayatınızda size sıkıntı olduğunu düşündüğünüz kişiden ay sonunda yardım göreceksiniz. Ne kadar güzel bir gelişme aslında. Ummadığınız, beklemediğiniz, düşünmediğiniz gerçekler bunlar ama ikiniz böyle kafa kafaya vermiş bir şeyleri konuşuyorsunuz ve üstünüze de çok güzel bir ışık sizi aydınlatıyor olarak çıkıyor. Siz bu süreç içerisinde biraz sıkılsanız da sonrasında güzel ödüllerle bu konularla alakalı da aslında güzel cevaplar alacaksınız. Bence iş konularında gerçekten çok şanslısınız. Falın şans bölümü orası olarak çıkıyor zaten. Aile ve ilişkiler konularında zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Onları anlatacağım. Önce işi bitireyim istiyorum. İşten ayrılmayı düşünen ikizler burcuysanız ilk 10 gün evet ama 10 günden sonra yapacağınız ayrılıklarda boşluğa düşersiniz. Yani bugün çalıştığınız iş yerinden ayrılmak istiyorsunuz. Bir yere teklif verdiniz ya da bazı başvurular yaptınız. Bunun sonuçları elinize net gelmeden, görüşmeden ayrılmayın. Ben ayrılayım sonra bu görüşmeleri yaparım, konuşmaları yaparım derseniz eğer ay sonuna kadar boşluk olarak görünüyor. Ondan sonrasında göremiyorum. Ayaza kalırsınız sözünüzü yani. Bu konularda dikkatli olmanızda fayda var. Hızlıca bir yere gitmek istiyorsunuz. Bir an önce artık gideyim, biraz rahatlayayım diyorsunuz. Bunu bir tatil, bir aile ziyareti, bir köy ziyareti olarak değerlendirebilirsiniz. Hızlıca gidip geleceğiniz bir yol görseli var. Orada bir kişi sizi bekliyor. Heyecanla bekliyor aslında ki bu kişiyle de devamlı iletişim halindesiniz. Buraya gittiğinizde sarmaş dolaş olduğunuzu görüyorum bu kişiyle. Önünüz bu konuda da açık ve aydınlık. Aslında Temmuz'un 10'una kadar, 15'ine kadar giderseniz gelirim düşünceleriniz varsa bunlar da olacakmış gibi duruyor. Şimdi aile içerisinde şimdi 3 farklı kısım burada görünüyor. Bir, aile içerisinde bir huzursuzluğunuz var. Eşinizle anlaşamıyorsunuz ve farklı insanlara ilgi duyuyorsunuz. Bu ilgi duyduğunuz insanla karşılıklı görüşmeniz, konuşmanız olabilir. Aranızda bir mesafe var. Eşinizin tarafına baktığımda eşinizin de görüştüğü bir insan görüyorum. Sanki ikiniz de farklı hayatlar yaşıyorsunuz ama evlisiniz gibi duruyor. Hayatınıza birilerini katmak istiyorsunuz ama evliliğinizde kopamadığınız bazı noktalar var. Birinizden biri bırakmıyor zannedersem, bir taraf ağır basıyor. Bundan dolayı da evliliğinde mutlu olmayan ama başkalarıyla görüşen kişiler olarak çıkıyorsunuz. Eğer ikizler erkekseniz şayet karşınızdaki insan sizden bir şeyler istiyor. Bu istediklerini eğer onun yapmazsanız uzaklaşıp gidecek. Eğer ikizler bayansanız karşınızdaki kişi size bir şeyler gene vermek istiyor ama siz
Sanki böyle bir sürece bağlamışsınız bu konuyu. Ona bir şeyler söylemeye çalışıyorsunuz. Yani şunların, 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 şunların olması gerekiyor. Bunlar kolay değil der gibi böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kişi eline bir yüzük almış aslında. Sizin düşüncelerinizde bir kişi yani size değer veriyor. Bir yüzük almış ama kolunun altına koymuş, sizi uzatamıyor. Yani evliliğinizden dolayı aslında sizinle bir birliktelik düşünüyor ama engeller olduğu için de bu konuda böyle ayakları yamulmuş, ayakta durmakta zorlanıyor olarak çıkıyor. Biraz üzülen bir görselde çıkıyor. Aranızda bir 15 rakamı var. Temmuz'un 15'inden sonra görüşmelerinizde bu gel gitli süreci yaşayabilirsiniz. Yani siz bazı şeylerin zaman içerisinde olacağını söylüyorsunuz ama karşı taraf sanki bu durumu kabullenmek istemiyor. Bundan dolayı böyle bir sürtüşme gibi bir görsel var. Siz arkasından ona defalarca anlatarak anlatarak bir şeyleri onu geri döndürmeye çalışıyor olabilirsiniz. Gene hane içerisinde farklı bir görsel olarak çıkıyor bu. Aslan burcu bir aile bireyi görünüyor burada. Burada aslında şöyle bir görsel bu. Aslan burcu olan kişi sizin eşinizin akrabası. Siz eşinizle bazı konularda sanki inatlaşıyorsunuz, iddiaya giriyorsunuz zaman zaman. Yani inatlaştığınız, iddiaya girdiğiniz konular var. Bunlar sizin evinizin içerisinde zaman zaman elektriğin böyle arttığı, sinirlendiğiniz, ateşin yükseldiği durumlar gibi ortaya çıkabiliyor. Bu arkada duran aslan burcu da sizin karşınızdaki kişiyi destekliyor olarak çıkıyor yaptıklarında. Özellikle Temmuz'un ortasında aile içerisinde anlaşamadığınız konularda tartıştığınızı görüyorum. Burada çevrede etkilenen insanlar da var ama en çok siz ikilemde kalıyorsunuz. Çok kararsız kaldığınız konular var ve kimseden yardım almıyorsunuz. Karşınızdaki kişi ama birisinden yardım alıyor. Bir kişi ona destek oluyor ve arkasında böyle pür dikkat bekliyor onu. Bu konular ne olur derseniz bu konular uzar gider. Bir ayağınız bu ilişkinizde, ailenizde, bir ayağınız da başka bir yerde. Bu başka bir yerde olan konu işiniz olabilir. Ya da farklı bir aile, acaba kendi aileniz mi diye düşünüyorum. Çok ikilemde kaldığınız bir süreç, sanki ev değiştirmek istiyorsunuz, boşanmak istiyorsunuz gibi çıkıyor. Ama bunları yapacağınız bir dönem değil. Önünüz tıkalı görünüyor. Karşınızdaki kişi de bu arada sizi bırakmaz. Burada bırakmayan bir erkek sanki bir bacağınıza böyle sarılmış, tutmuş, sımsıkı sizi bırakmıyor. Siz ne kadar çekelerseniz çekeleyin. Bir de bir hamile görseli var burada. Hamile bir bayan. Bu bayanla alakalı ne var bakalım burada? Bu bayanın karnı çok büyük. Bir ayağı yere basıyor ama bir ayağı boşta. Şimdi bu şu demek oluyor. Kontrole gidiyor diyelim ki. Kontrole gittiği yerde ebeler olur hani. Bu ya da doktoru. Bununla ilgili bir sorun yaşayabilir bu ay. Sanki sezaryen günü alınacak. Bıçakta kesi var. Bu doktor istediğiniz doktor olmayabilir. Hani anlaştığınız, evet bu olsun dediğiniz doktor değişebilir. Bir ayak o yüzden boşta çıkıyor. Boşta olan ayakta da iki kişinin yardımı var. Yani doğurmaya yakın bir ikizler burcuysanız, böyle şeyleri de çok söylemeyi sevmem ama bir doktorla anlaştıysanız bir hastanede, bu doktorun işi çıkacak ve sizi doğurtamayacak. İki farklı kişi gelip sizi doğurtacak görselleri var. Bu tanıdığınız bir kişi de olabilir. Bunu dinliyorsanız eğer çevrenizde bir hamile varsa böyle bir şeyle yakın zaman yalnız bu Temmuz ayında doğuracaksa böyle bir şeyle de karşılaşması söz konusu. Para 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 diyelim değil mi? Para konularında neler var? Para konularında 5'inden sonra büyük bir paranın 3 kişinin üstüne gelişi var. Hanenizde 3 kişiyseniz size doğru gelen bir alacağınız bir paranız var. Yok efendim biz hanede 3 kişi değiliz. O zaman şöyle bir kişi hane içerisinde bir kişi bir bilinmezlik içinde olan parası için mücadele edecek. Bu 3 kişi de bunu seyredecek. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bunu başarması için tek başına mücadele etmesi lazım. Özellikle 5'inde vermiş olduğu mücadelelerde 2 beyaz kağıdı var. Bu 2 beyaz kağıdın arasından para geçip haneye düşüyor. Ve aydınlanma bir rahatlama olacak. Ama bir de bu kişinin bir şeyle ilişiğini kesmesi lazım bunu yapabilmesi için, bu parayı alabilmesi için. Palımızın ortasına gelmişiz. Böyle yakın zamanda da bir içiniz daralmış, sıkılmış, of demişsiniz.
Ama kendinize demişsiniz, çevreye zarar vermeden kendi içinizde bazı konuları büyütmüş, uzatmış görünüyorsunuz. Şimdi bir de buradan baktığımız zaman bakalım neler çıkacak. Keyif aldığınız bazı konuşmalar ve bunun karşılığında da güzel cevaplar alacağınız bir durum var. Tamamen havada konuşmak zorundayım. Havada çıkan bir görsel. Bir konuşma yapacaksınız, bir görüşme yapacaksınız. Ummadığınız cevaplar alacaksınız ve çok keyif alacaksınız bu durumda. İç sıkıntılarınız. Biraz attırmaya çalışalım ama bakalım neler çıkacak. Şöyle biraz hızlıca yapıp bir vibrasyonla onu indirelim aşağıya. Görelim bakalım orada neler var. İlişkiler. Karşınızdaki kişiyi öyle bir seviyorsunuz, öyle bir değer veriyorsunuz ki sanki aileyi toplayıp istemeye gideceksiniz. O kadar net. Aranızda bir taş var. Bu taş karşı tarafın koyduğu bir taş. Bu taşı sanki siz yerinden bu ay oynatacaksınız. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla hayat yolu için güzel adımlar atacaksınız. Çünkü artık ata binmişsiniz. Çok inatçısınız ve de ata binmişsiniz. İstediğinizi almak için gidiyorsunuz. At bu taştan daha büyük. Atı atlayıp yani bu taşı koyan kişiyi atlayıp yolunuza devam edeceksiniz. İstediğinizi alacaksınız bir kere. İş konularında ilk 10 gün bir kişiyle sıkıntı, sonrasında aydınlanmalar var. Sürtüşmeli olacağınız durumlar olabilir. Biraz daha sessiz olmanızı, sakin olmanızı tavsiye ederim. Belirsizlik sizi rahatsız edebilir ama bu belirsizlik bir süre sonra geçecek. Özellikle ay sonunda elinizde bir kişi sanki size bir şey veriyor. Siz de alıp öbür aya iletiyorsunuz gibi duruyor. Yani bir şeyleri alıp bir yerlere koyacaksınız. İstediğiniz, hak ettiğiniz konularda güzel cevaplar alacaksınız. Hane konularında bir karışıklık gene burada da görünüyor. Bu karışıklıklardan kurtulmak istiyorsunuz. Sanki böyle elinizi duvara yaslamış, kafanızı da üzerine koymuşsunuz. Arkanızdan bir kişi size bir şeyler söylemeye çalışıyor ama duymak istemiyorsunuz. Bu konularla alakalı da önümüzdeki süreçte aslında duymak istemiyorum, konuşmak istemiyorum deyip uzaklaşabilirsiniz. Böyle net kararların da olduğu bir süreç gibi görünüyor. Falın içerisinde, aile içerisinde sıkıntılardan bahsetmiştik. Bu konularla alakalı da aralıklarla konuşmalar, görüşmeler olacak. Yani tartışmalar da olacak aslında. Ama ay sonu özellikle Temmuz'un 20'sinden sonra bir durulma var, bir aydınlanma var. Ya farklı farklı yerlere gideceksiniz ya çok değişik bir yere gideceksiniz. Orada böyle bir durulma, anlaşma, sakinleme durumu söz konusu. Bu da size iyi gelecek aslında. Evet, her zaman dediğim gibi sağlıklı, sıhhatli, keyifli, aşk ve sevgi dolu. Paranın da bol olduğu bir ay geçirmeniz dileğiyle diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.